Güm diye soracağım. Fenerbahçe'de niye olmadı? Bir abin olarak dan diye hemen soruyorum. Senin takımın yok. Üzülüyorum, kızıyorum. Sebebini öğrenmek istiyorum. Dediğim gibi benim için çok bambaşka. Ben bugüne kadar tek kötü söz söyleyemeyeceğim nadir insanlardan. Kendisinin gerçekten bana çok büyük etkisi var, emeği var. Barış Alıcı ile senin, yani bizim bildiğimiz 4,5-5 milyon euro'luk bir paket. Bu paketin baskısını, bonservis baskısını hissettiniz mi üzerinize? Neden böyle bu daha iyi, bu çok kötü? İkisi de çok iyi. Niye birisi kötü olmak zorunda ya da niye birisi çok... İkisi de çok iyi gerçekten. Hayatından çıkartmak istediğim dediğin maç var mı? Var. Söyle. Herkese merhaba. Rabona'da aykırı sorularda tertemiz Türk futbolunun geleceği için çok parlak, kaliteli, harika bir çocukla, çocuk diyorum hakikaten benim oğlum da neredeyse yaşı, sevgili kardeşimiz Berke Özer'le beraberiz. Berke hoş geldin. Hoş bulduk. Abi. Bir abin olarak dan diye hemen soruyorum. Biz şu anda işte Ağustos'un sonlarına doğru geliyoruz ve senin takımın yok. Üzülüyorum, kızıyorum, sebebini öğrenmek istiyorum. Ya abi tabii dediğin gibi Ağustos sonuna geldik, ligler başladı. Ama tabii biz de böyle bir kararı verdikten sonra en doğru şey olsun diye uğraşıyoruz. Tabii ki de birçok seçeneğimiz oldu bu dönemde. Hem Türkiye içi hem yurt dışından. Ama tabii hem menajerimle hem ailemle bir karar verdik. Ve bu kararın neticesinde de bu genç yaşımızda bizim için en doğru şeyi seçmeye çalışıyoruz. İnşallah da en yakın zamanda neticeye varacak. Berke, kuşkusuz seni Rabona'da izleyen herkes, ya Berke Özer Fenerbahçe'de mi kalmadı, tercih etmedi? Fenerbahçe mi Berke Özer'i tercih etmedi sorusunu soruyorlardır. Ben de seslendiricisi olayım. Ya tabii dediğim gibi ailemle, işte menajerimle, o dönemki şartlarla oturduk, konuştuk, bir karara vardık. Bu tabii o dönemde de başkanımıza çok teşekkür etmek istiyorum. Sadece o dönemde değil, her dönemde. Gerçekten hem ailemle hem benimle bir abi baba gibiydi benim için. Halen daha öyle, halen daha konuşuruz. Benim üzerimde çok emeği vardı. Seni alan adam kere, evet. Her şeyden Fenerbahçe. Her şeyden önce hiçbir zaman bir başkan gibi değil, hep böyle bir abi baba gibiydi benim için. Hem İstanbul'da hem her yerde, Belçika dönemimde hep yanımda oldu. Bu dönemde de oturduk, konuştuk. Bir genç oyuncu olarak oynamam gerekiyordu. Tabii ki de dışarıdan... Şunu mu anlamalıyım? Ali Koç senin Altay'ın yedeği olarak kalmana gönlü razı olmadı da çıkartabilir miyim buradan? Yani o açıkça şöyle söyleyebilirim. Benim için her şeyi yaptı. En doğru olacak şey için sağ olsun. Her zaman yanımızda oldu, anlayış gösterdi. Biz de aldığımız kararın neticesinde özellikle bu yaşlarda bir genç oyuncu için, özellikle kaleci için en önemli şey oynamak. Tabii ki de çok zor bir karardı. Ama hep birlikte bu kararı verdik. Kendisine de çok teşekkür ediyorum tekrardan. Hem alırım hem giderim olmuş bu biraz. Şimdi Berke, 25 Mayıs 2000'de Galatasaray'ın UEFA Kupası'nı almasından 8 gün sonra doğmuşsun. Tabii sen bunu bilemezsin ama evde Galatasaray'da var mıydı? Yok. Annem de, babam da, dedem de hepsi Fenerbahçeliydi. Herkes Fenerbahçeliydi. Doğma büyüme çok fanatik Fenerbahçeliydi. Ve çok acayip bir duygu. Niye biliyor musun? Yani anneden, babadan, dededen 2-3 kuşak Fenerbahçeli oluyorsun ve Fenerbahçe'de forma giyiyorsun. O da kontrat tarihi 11 Temmuz 2018. Ali Koç'ta zaten. Ondan yaklaşık 40 gün önce Fenerbahçe'ye gelmişti. Altın Ordu ve Buca tarafını soracağım da abi Fenerbahçe ya. Gündeme nasıl geliyor? Sen ölüyorsun, bitiyorsun, taraftarsın, baban eski bir futbolcu, onu da soracağım. Fenerbahçe'yi ilk ne zaman duydun profesyonel olarak? Ya şöyle, ben dediğim gibi çok fanatik Fenerbahçe'ydim ve bunu hiçbir zaman saklamadım. Hatta bazı çevrelerden işte sen profesyonel bir oyuncusun, böyle daha dikkatli olman gerekir diye çok şeyler duydum. Ama Altın Ordu'da bile Fenerbahçe forması giyip maçları izliyorduk tesislerde. Hocalarımız falan kızıyordu. Bu dönemde tabii Altın Ordu ayrılış dönemi, aslında orası bambaşka bir konu. Birçok yurt dışı kulüplerinden Manchester City, Juventus, birçok kulüplerle görüşmeler yaptık. Tam o dönemde de başkanımız Ali Koç'un seçilme dönemi oldu. Daha sonra hem Altın Ordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan'la hem menajerim Ömer abiyle böyle bir fırsat çıkınca hem ailem hem ben bir proje sundular. Burada belki Barış Alıcı ile senin, yani bizim bildiğimiz 4,5-5 milyon euro'luk bir paket. Bu paketin baskısını, bonservis baskısını hissettiniz mi üzerinize? Barış ve sen. Beraber Barış adına da konuşabileceğimiz. Ya şöyle, ben hiç hissetmedim açıkçası. Çünkü zaten yurt dışından da birçok teklifler vardı. Daha sonra Fenerbahçe'ye geldikten yanılmıyorsam 1-2 ay sonra da yine o yurt dışı kulüplerinden Fenerbahçe'ye bir teklif gelmişti. Hiç baskısını hissetmedim. Zaten Barış da
çok iyi bir dönem geçirdi geldiği zaman. İlk meşhur bir Feyenoord maçı var. Evet. Kazanık maçı. Çok güzel maçtı. Süper Lig'i hiç kimsenin beklemediği anda ilk 11 başladı. Çok da iyi Bursaspor performansı vardı. E tabi daha sonra takımın kötü gidişiyle birlikte bizi de etkiledi. Peki sen Buca altyapısını oynadın mı? Evet. Buca'dan Altınordu'ya beraber geçtiniz değil evet. mi? Orada Seyit Mehmet Özkan üzerinde Buca Altınordu'yu kıyaslar mısın? Buca'da ne vardı? Aynısını alıp Seyit Mehmet Özkan Altınordu'yu mu taşıdı? Farklılık gelişimi var mıydı? Ya şöyle Buca'da tabii ki de Seyit Mehmet Özkan'ın kurduğu bir düzen vardı. Ama Altınordu'da tamamen bambaşka bir dünya yaratmak biraz kurumsal, daha kurumsal evet, değil mi? Evet tamamen kendi aklındakini hayata geçirebildiği bir proje oldu. Biz de zaten Buca'dan Altınordu'yla birlikte geçtik. Çok da iyi oldu. Evet. Yani oradan devam etmekle. Şimdi sana şeyi soracağım. Tabii Buca demişken, Altınordu demişken Hüseyin Hoca'yı sormadan edemeyeceğim. Hem Hüseyin Hoca hem Mehmet Seyit Özkan çok enteresan karakterler. Aslında birbirine çok zıt karakterler. Mehmet Seyit Özkan dükkanın sahibi. Hüseyin Oroğlu tam profesyonel. Yıllar boyu çalıştılar beraber. Bir onları bize küçücük anlatır mısın? Hem Seyit Bey hem de Hüseyin Hoca. Ya tabii en başta ikisi de birbirine çok inanılmaz saygı duyuyordu. Ama bambaşka dünyanın insanları. Kesinlikle öyle ama ben hiçbir zaman başkanın Hüseyin Hoca'ya karıştığını veyahut da profesyonel takım hakkında bir karar verdiğini hiçbir zaman görmedim. Hı hı. Başkan daha çok tamamen altyapıyla ilgileniyordu. Hüseyin Hoca da tamamen orada bir profesyonel yapı kurmuştu. Çok güzel işleyen bir sistem vardı. Hüseyin Hoca bizim büyüğümüz, emeği çoktur. Halen daha konuşuruz, sürekli arar. Sağ olsun. Yani antrenör dışında iyi bir insan. Çok belli oluyor. Evet. Hüseyin Hoca iyi bir insan. Bazı insanlar vardır. Gözünden anlarsın. Hı-hı. O iyi bir adam dersin. Çok. Hep özellikle gençlere inanılmaz ilgiliydi. Yediğimiz yemekten, kaldığımız otelden her şeyine kadar ilgilenirdi. Bir de sen Altınordu'dayken Altınordu gerçekten var ya meşhur laf. Yerli, milli ve gençti. Sonra evet. aslında şartlar onları biraz Hı-hı. daha değiştirdi ama sen varken neredeyse maksimum yaş Tabii. 22-23 civarıydı Hı-hı. değil mi? Sendeki 16-17'de oynadın. Ben 15 yaşında takıma çıktım. Çağlar Söyüncü, Cengiz Ünder, Erce kardeşler, Barış, Kerim. Böyle bir takımdık. Daha sonra işte hepsi yurt dışına transfer oldu. Biz Fenerbahçe'ye transfer olduk. Çok güzel bir takımımız vardı. Çok da potansiyel oyuncular vardı. Belki Türkiye'de niye iyi kaleci yetişebiliyor? Çünkü biraz sonra tek tek sayacağız. Sen de Erce'den başladın işte ta Uğurcan'dan, Volkan abinden, Rüştü abinden, Şumayer amcamdan. Nasıl Türkiye'de iyi kaleci yetişebiliyor ve Fenerbahçe'nin buradaki yeri nedir sence? Ya tabii Fenerbahçe'yi bu konuda kaleci anlatmaya başka gerek yok. Herkes... Lazım. Ama benim için çok basit bir sebep. Sadece kaleci olarak da değerlendirmemek lazım. Şimdi Arda çıktı, Emirhan çıktı, birçok genç oyuncu çıktı. Sadece kaleci değil. Çok basit. Oynuyorlar. Fırsat geliyor. Yabancı sınırı deniliyordu. Oynuyorlar. İyi olan her zaman oynuyor. Kaleci için de öyle. Kaleciler birazcık daha bence yabancı kuralından yararlanıyor. Çünkü hiçbir takım kullanmak istemiyor yabancı hakkını kalede. Ve birçok genç kaleci oynuyor. Ve oynadıkça da gerçekten zamanla gelişiyor. Çok potansiyelli oyuncularımız var. İşte gördüğünüz gibi Arda'dır, Emirhan'dır. Çok bambaşka şeyler konuşuluyor. Bence tek şeyi oynamak. Ne kadar çok oyuncu oynarsa. Şimdi Kerem Atakan keskin Beşiktaş'a transfer oldu. O da Sivas'ta bir sezon oynadı. Beşiktaş'ta. Bir de şampiyon olan kulüplerimizin arasında Galatasaray dışındaki hepsinin kalecisi yerli. O evet. dediğin ön tarafta yabancıları kullanmak adına. Tabii Galatasaray'da da bu bir istisna. Mustera gibi çok... Büyük çok çok büyük var. Bir kaleci var. Onlar oralara geleceğim. Hayal... Çocukken ben yayından önce öğrendim. Hayalin kaleci olmak mıydı? Babanın bunda ne kadar etkisi vardı? Hmm. Ve oradan da şu meşhur benim artık taktığım ve her konuda soracak olduğum babalar, aileler, çocukların hmm. etkileşimleri. Biraz anlatır mısın babanı? Ya tabii dediğim gibi benim babam eski kaleciydi. Ben futbolu ilk stoper olarak başladım. O da hiç benim kaleci olmamı istemiyordu açıkçası. Türkiye'deki şartlar, baskı, yani bir atanla tüm her şeyin hiçe sayılması gibi. Hı hı. Stoper olarak başladım ama içimde hep kaleci olmak istiyordum. Hı hı. Daha sonra bir maçta kaleci arkadaşımız gelememişti bir maçımızda. O maçta da ben geçtim kaleye. Penaltılara gitti. 3 tane de penaltı kurtardım. Ondan sonra çok hızlı bir yükselişim oldu. Tabii dediğiniz şeye çok katılıyorum abi. Maalesef ailelerin oyuncular üstünde çok kötü etkileri var. Hatta Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan velilerin maçları izlemesini yasaklamıştı. Alnından öte. Çok doğru bir karardı. Tabii benim şansıma benim annem de babam da hiç bugüne kadar halen de hiçbir şeyime karışmazlar. Ki babam futbolcu olmasına rağmen. Bir de yani ailelerin baskı kuranlarının eski futbolcu olması daha büyük problem. Evet.
hiç ne yediğim bir golde ne kutu asla hiçbir şekilde ben de buna izin vermem. Onlar da hiçbir şekilde yorum yapmazlar. Her zaman destek oldular, arkamda oldular bu süreçte de. Baban profesyonel oynamış mı? Evet, İzmir Spor'da 6 ayda olarak oynamış. Ama dediğim gibi hiçbir zaman ne bir golde ne bir maç pozisyonunda hiçbir zaman yorum yapmaz. Çünkü zaten kaleci hocalarımız var. Onlardan daha iyi bilenler olduğu için hiçbir zaman ne kariyer planlamamla ne maç performanslarımla hiçbir zaman ne iyi ne kötü hiçbir yorum yapmadı. Berke, kitabın orta yerinden, notlarımın ortasından güm diye soracağım. Fenerbahçe'de niye olmadı? Ya tabii Fenerbahçe benim için Türkiye'nin en büyük camiası ve gerçekten geçen gün Emre Belezoğlu'nun bir röportajını izledim. Bir sabırsızlık olduğunu söylüyordu ki taraftar da haklı olduğu konular var. 7 senedir, 8 senedir 8 bitti, bu sene 9'da başladı. Gelmeyen bir şampiyonluk. Tabii ki de onlar da Fenerbahçe'de her zaman en iyisini görmek istiyorlar. En iyi oyuncuyu görmek istiyorlar. Biz de geldik ilk senemizde Volkan Demirel gibi bir efsaneyle çalışma fırsatı bulduk. Çok şey öğrendik. Daha sonrasında 2 sene bir Belçika maceramız oldu. Geçtiğimiz senede 21 maçta şans buldum. Benim açımdan çok çok büyük bir gururdu. Galatasaray derbisi, o maçları oynayabilmek, Fenerbahçe formasıyla sahada olabilmek, kaptanlık yapabilmek. Tabii daha sonra işte dediğim gibi bir karar almamız gerekti Fenerbahçe'de. Bu karar neticesinde de böyle bir karar aldık. Peki biraz şey, magazin sorayım. Hayatından çıkartmak istediğin maç var mı? Var. Söyle. Gaziantep maçı ya da Sivas maçının son 10 dakikasını söyleyebilirim. Niçin? Yediğin goller mi, performans mı? İki maçta da çok iyi başlamıştım. Gaziantep daha ilk dakikada bir Muhammed Demir'in yanılmıyorsam bir topunu çıkarmıştım. İnanılmaz güzel başlamıştı. O sırada bir top kaybı, orta sahadan bir gol. Tabii ki de çok abez bir goldü. Daha sonra Sivas maçı. Yanılmıyorsam 7 tane kurtarış yapmışım o maç. 75'lerde mi yedin? Evet, son 10 dakikaydı yanılmıyorsam. Yine çok iyi giden bir maçtı. O free kick golü. Sonra bir anda her şey mahvoldu. Hayatından çıkartmak istediğin iki maç. Evet. Peki, tabii tiyatroda vardı da bir gülen bir ağlayan yüz. Gülen yüz. En iyi maçın? Galatasaray derbisi. Yani o 2-1 kazanılan evet. Karşılaşma. Bir Westerlo maceran var. Bir iki not aldım. Westerlo'da toplam 46 maç yapıyorsun 2 senede. Ve Westerlo ile Fenerbahçe'yi Türkiye'deki kulüpleri kıyaslamanı istiyorum. Altınordu Ordu'nun, Fenerbahçe'nin Bucalt yapısına yetişin. Türkiye ile Westerlo'yu kıyaslar mısın? Oyuncu olarak, yapı olarak, kondisyon olarak, taktik olarak. Tabii ki de kalite olarak Türkiye ile kıyaslanamayacak bir noktada ama işte görüyoruz bugün kulüplerimizin, çok yüksek bütçeli kulüplerimizin Avrupa'nın ikinciliklerinden ya da ortalama takımlarla oynadığı maçlarda aldığı sonuçları görüyoruz. Maçın son 20-30 dakikasında açılan farkı görüyoruz. Birazcık açıkçası ülkemizde yurt dışında bu kulüpler küçümsenebiliyor ama oraya gidip gördüğünüz zaman bambaşka bir yapı, profesyonellik. Sadece Westerlo özelinde değil, birçok Belçika'nın ikincilik kulübünde Türkiye'de görmediğim tesisleri, statları gördüm. Ki biliyorsunuz Belçika'da neredeyse yılın her günü yağış var. Ama inanılmaz zeminler, inanılmaz antrenman sahaları. Her şeyin başında bir kültür, bir spor, eğlence kültürü. Bu da tabii ki de ister istemez başarıyı getiriyor. Bir baskı tabii ki de var. Ama her şeyden önemlisi maçlar bitiyordu. Biz taraftarlarla birlikte eğleniyorduk. Westerlo'da çok kötü maçların oldu mu? Takip edemediğim için sormayayım. Ve i̇ki o senede, maçlardan sonra? İki senede sadece tek kötü maçım var. Bir hata yaptım. O kötü maçından sonra ne oldu? Mesela o akşam ne oldu örneğin? Akşam değil, deplasman maçıydı. Maçtan çıktık. İnanılmaz tabii moral bozukluğu. Soyunma odasında oturuyordum. Bir anda takım hocasından hiçbir şey konuşmadan tuttu, kaldırdı. Bana öyle bir sarıldı ki. Hala anlatıyorsun. Hala anlatıyorum. Hiç unutmam. Kafamı okşadı. Hiç önemli değil. Sen genç oyuncusun. Bunlar olacak. Sana ihtiyacımız var. O da benim için çok önemliydi. Sana güvenildiğini, destek olunduğunu bilmek. Nitekim de iki sene çok güzel bir futbol kariyeri geçirdim Westerlo'da. Berke Özer'e, evde Galatasaray yokmuş ama ben sana doğumundan 8 gün önceye soracağım. %100 görmüşsündür. Ya o Arsenal'de Taffarel'in kurtarışı an mıdır? İnsanüstü bir şey midir? Mucize midir? Bir kaleci olarak, mesela ben kalecilerle sohbetim zaman Türkiye'nin çünkü gelmiş geçmiş en ikonik kurtarışı olur bana göre. Ne diyorsun? O top nasıl kurtarıldı sana göre? Bir kaleci olarak bana o topu anlatır mısın? Tabii ki de çok kez izledim. İşte sadece kaleci de futbolcuları bir ikon, bir efsane yapan anlardan bir tanesiydi o. Henry'nin yanılmıyorsam kafa vuruşuna çıkarmıştı.
Taferel dendiği zaman akla gelen, biz izlemememize rağmen bugüne getiren o kurtarıştı. Muslera'yı da zaten Muslera yapan Galatasaray'ın en az 3 tane şampiyonluğunda başroldür benim gözümde. Gerçekten inanılmaz bir kurtarış. Arka direğe dönüp... Anlatılmaz mı ya mesela? Evet. Ha, yani orada abi şöyle... Ya bilinçli olarak böyle, yaptığını düşünmüyorum. Öyle. Tamamen dediğiniz gibi anda inanılmaz bir refleks kurtarış. Neredeyse çizgiden çıkartıyor yani. Bir de Taferel'in yaşı da var orada yani. Evet. 17-18 veya 25 yaşında değil, 35'lerde falan yani. İşte o andan bugün işte Taferel ikon yapan yanlardan. İdeal kaleci mesleği bırakma yaşı kaçtır? Senin hedefin ne zaman bırakmak? Ya tabii önce bir başlayalım. Yok, daha yani, yaşımız yani çok genç. Onun hakkında bir şeyim, ne kadar yüksek performans verebiliyorsam oynamak isterim. Çünkü gerçekten çok seviyorum futbolu, kaleciliği. Bugün Buffon hala oynuyor 42-43 yaşında yanılmıyorsam. Volkan abin 39 yaptı. Tabii yani. O da devam ederdi. Dediğim gibi eğer yüksek performans verebiliyorsam ben de Buffon gibi oynayabildiğim kadar oynamak istiyorum. Şimdi gene biraz şey yapalım, röportaj tekniklerinde vardır ya, hadi birer cümle söyle falan. Yok, birer cümle değil, seni kısıtlamak istemiyorum. Birkaç tane isim soracağım ve bunlarla ilgili yorumunu alacağım. Çünkü az önce sözünü ettik, Türkiye iyi kaleciler yetiştiriyor ve Fenerbahçe'de iyi kalecilerin, Türk kalecilerin merkezi. O yüzden Şumayar'a kadar gideceğim ama Okan Koçuk ne diyorsun? Ben çok beğeniyorum. Zaten o da genç yaşında benim gibi amil takıma seçilmişti. Yanılmıyorsam Bandırma Spor'da da oynamıştık, kiralıkta o dönem. Bursa Spor'da zaten çok kritik maçlarda o penaltı kurtarışı, Giresun'da gösterdiği performans, o Trabzon. Ama işte tek sıkıntı Muslera gibi bir kalecinin arkasında olması. Geçen sene Süper Lig'de oynadı. Yine aynı takımlara karşı oynadı Trabzon. Bugün Galatasaray'da oynasa yine aynı takımlara karşı oynayacak. Gösterdiği performans ortada. Ben çok beğeniyorum açıkçası. Oynaması gerektiğini düşünüyorum oyuncu olarak. Senden küçük ama Emre Bilgin. Ne diyorsun Beşiktaş kalecisi? İstikbal var mı? Onun tırnak içinde abisi olarak. Hazırlık maçlarında izledim. Evet, çok güzel kurtarışları var. Ersin'le de biz çok yakınız. Ersin de bayağı övüyor. Zannedersem ki zaten Ersin yurt dışına transfer olursa onu düşünüyorlar Beşiktaş kalecisi için. Ersin ne diyorsun? Ersin çok başlı başına muhteşem bir insan. Karakter olarak benim çok yakın görüştüğümde, dışarıda da görüştüğüm bir arkadaşım. O da çok bana göre ilk oynamaya başladığı zamanlardan beri çok olgun bir kaleci. İşte 2,5-3 senedir oynuyor. Ersin'in yaptığı bariz hata ben hatırlayamıyorum yani. O konuda çok olgun bir kaleci gerçekten. Olgun kaleci demek yenecek golleri yiyen kaleci demek midir? Daha oturaklı, daha basit hata yapmayan bir kaleci benim gözümde. Hiç ben Ersin'in hazırlık maçı haricinde çok basit bir hata yaptığını hatırlamıyorum. Tabii ki de kurtarabileceği goller yemiştir ama bence Beşiktaş için gayet iyi bir kaleci. Erce senden büyük değil mi? Evet. Erce Trabzon'da yapması gerekeni yaptı ve şimdi tekrar bir yükselişe gelir mi sence? O da çünkü Uğurcan'ın arkasında bekledi. O yetenekte, o kalibrede bence görüyor musun onu da Erce abini? Çok daha önde görüyorum onu. Ama onu da bu süreçte durduran Trabzon kariyeri oldu. Tabii Uğurcan'ın yurt dışına transfer süreci her sene gitti, gidecek, gitti, gidecek. O da olmayınca o da yaklaşık 2 sene oynayamadı. Altınordu'da inanılmaz bir performansı vardı. Çok özel bir kaleci bence. Şimdi Hatay'da da Trabzon'a karşı performansı. İnşallah o da oynadıkça hak ettiği yerlere gelecektir. Uğurcan şu anda en iyi kalecimiz mi an itibariyle? En iyi kalecilerimizden. Öteki kim? Ya bence bir kıyaslamaya girilmesinin doğru olduğunu düşünmüyorum. Zaten bununla gerçekten konuşmak istiyordum. Bugün baktığın zaman Altay'da Uğurcan da hepsi bizim bu arada. Türkiye'nin en iyi kalecilerinden ama neden böyle bu daha iyi, bu çok kötü? İkisi de çok iyi. Niye birisi kötü olmak zorunda ya da niye birisi çok... İkisi de çok iyi gerçekten. Bu baskı, bu streste görüyorsunuz milli takımda hem Altay hem Uğurcan. Ne Altay Fenerbahçe'de oynadığı gibi milli takımda performans verebildi ne de Uğurcan Avrupa Şampiyonası'nda. Bu bence en büyük etken, bizim kendi yaptığımız bir etken. Çok zarar veriyoruz hem Trabzon taraftarı hem Fenerbahçe taraftarı. Bugün ne Almanya milli takım kalesinde Neuer'le Ter Stegen arasında böyle bir şey var. İkisi de inanılmaz kaleci benim gözümde. İkisinin de çok birbirinden özel noktaları var. Bir kıyas doğru olduğunu düşünmüyorum. Bence ikisi de mükemmel kaleciler. Bu arada seni ve bütün Türkçe hocalarını canı gönülden kutluyorum. Arka arkaya arkadaşlar bir futbolcu 10 cümlenin ikisinde ne kalıbı kullanıp sonunu olumlu bitiriyorsa Türkçe konusunda
halis bir eğitim almıştır. 27 yıllık bir radyocu olarak seni en içtenliklerime kutluyorum. Şimdi Fenerbahçe çok star kaleci de yetiştirdi ama mesela çok iyi kaleci olup ama yıldızlaşamayan Mert olsun, Volkan Babacan olsun, yani Serdar Kulbilgi olsun, Fenerbahçe'de her çeşitten kaleci vardı. Acayip bir okul orası. Ya mesela işte, Galatasaray'da yok mesela. En son Hayrettin abiden bu yana Galatasaray'da en iyi yerli kaleci. Yani kızmasınlar da yani Aykut falan diyorum yani. Bu orada o Samandıra'nın ya da eski Dere Ağzı'nın alameti farikası nedir kaleciler için? Ya tabii ki de bu hakikaten garip bir durum. Ve nesilden nesile geçiyor. Evet, Mert Knok. E tabii onların da şanssızlığı dediğim gibi Volkan Demirel gibi bir efsaneye denk geldi. Onlar da ikisi de milli oldu sonra işte. Evet, Mert ve Volkan da milli oldu. Bence bu olay Galatasaray'da da olabilir. Olabilirdi daha önce ama bizim ülkemizde garip bir kendi oyuncularımızı değersizleştirme durumu var. İşte görüyoruz, belki 10 sene önce sorsan Volkan Babacan çok kötü bir kaleciydi. Bugün A Milli takımında oynadı, çok büyük işler yaptı. Aynı şekilde Mert Günok da bana göre Türkiye'nin en modern kalecilerinden, çok beğendiğim isimlerden ama işte Volkan Demirel'in olması o dönemde. Volkan Demirel'le Rüştüreş Beriz kana kıyaslatmayacağım da farklı özellikleri, benzer özellikleri var. Mesela ben dışarıdan bir gözle Rüştü çok daha çevik, Volkan çok daha ağır gibi ama Volkan da bazen öyle çevikleşiyor ki dünya şaşıyor. Rüştü ile Volkan'ı özelliklerini yan yana koyar mısın bizi? Ya tabii. Çünkü o ikisi de büyük kaleciler. Evet. Rüştü abi özellikle Beşiktaş zamanlarında ben yetişebildim. Ama tabii ki de internetten hep izledim. Dediğiniz gibi çok çabuk, Euro 2008'de yanılmıyorsam bir friki kurtarışı var. Çok bambaşka bir kaleci ve zaten Barcelona'da oynamış. Çok farklı meziyetleri olan bir kaleci. Volkan Demirel de kendi efsanesini oluşturmuş bir isim Fenerbahçe'de yaklaşık 18 sene yanılmıyorsam. Volkan abinin de ağır diyoruz ama çok inanılmaz kurtarışları var. Bir Galatasaray derbisi var, bir Colin Kazım'ın kafa vuruşu, işte Aydın Yılmaz'ın çok yakın mesafeden vurduğu şutu kurtarması. İkisi de inanılmaz kalecilerdi. Bence Volkan abi de eğer ayrılmayı seçseydi Rüştü abi kadar bir kariyer yapabilirdi. Rüştü abiyle hiç görüştün mü yani şey olarak? Milli takımda birkaç sefer selamlaştık. Yani, evet. Yani. Çünkü sen onun tırnak içinde veliahtlarındandın. Ve geldik Altay'a. Senden 2 yaş büyük Altay. Benzer dönemlerde geldiniz. Sen de çok yetenekliydin. Altay da yetenekli. Mesela Altay'ı öne çıkartan, hadi sen de kıyaslamam da, Rüştü, yani kıyaslamam derken sana sormama soruyor. Volkan ve Rüştü'ye göre mesela Altay'ın özellikleri neler ya da eksikleri neler? Hala bizim arkadaşlarımız ısrarla bir yan top falan derler. Altay'ın önemli özellikleri neler? Ya tabii Volkan abinin bir cümlesi var. Ben ilk Fenerbahçe'ye geldiğimde top tutmayı bilmiyordum diye bir şey var. Onlar oynayarak geliştiler. Altay tabii daha hazır olarak geldi Fenerbahçe'ye, Ankara gücünde oynamış olarak. Oynadığı dönemde de bence çok çok iyi performansı imza attı. Onun da çok büyük bir şansı Ersun Hoca'nın da arkasında durmasıydı. Destek oldu, hep ona güvendiğini hissetti. Ve bugün Fenerbahçe'nin kaptanı, çok büyük, geçen sene çok önemli işleri imza attı. Ondan önceki bazen sene hata da yaptı. Hata işte herkes yapıyor ama işte önemli olan arkasında durabilmek, destek olabilmek. Belki baktığınız zaman ilk senesinde birçok kişi işte Fenerbahçe'nin kalecisi genç olamaz, böyle hatalar yapamaz diyordu. Bugün hepsi ilk başta en önde alkışlayanlar onlar. Sen de geçen sene 21 maç oynadın değil mi? Evet. 18'i lig olmak üzere, evet. 19'u lig olmak üzere. Peki yine araya bir magazin atayım. Türkiye'nin gelmiş geçmiş en iyi yabancı kalecisi. Yerliyi sormam da. Bence yerliyi cevap vermezsin çünkü. Bence Muslera. Türkiye'nin gelmiş geçmiş en iyi yabancı kalecisi Berke Özer'e göre Muslera. Muslera. Alt yaş milli takımlarında 35 kere forma giymişim. Bir amir takıma bir kere çağrıldın galiba. Alt yaşlarda o kadar az forma giymenin sebebi yaşının hala çok küçük olması mı? Yani U14'lerden, U15'lerden başladın, geldin bir yerde durdun yani. A takım kalecisi oldun çünkü ondan sonra. Evet. 35 az değil mi ya? Aslında kaleci için fazla bile. Değil mi? Çünkü alt yaş gruplarında ben U14'ten U17'ye kadar tüm kamplarda. Oralarda maç sayısı da çok fazla. Çok fazla özel turnuva olmuyor U17'ye kadar. Hatta Ümit Milli Takımı'nda yanılmıyorsam geçen sene Belçika'dan oyuncular arasında Ümit Milli Takımı'nda en fazla milli maç olan bendim. Oyuncular arasında. 17 mi 18 mi? Ümit Milli Takımı'nda. Ümit Milli Takımı'nda. Bir Ukrayna maçıydı. Hatta bir kaptanlık için en fazla maç oynayan bendim. Aslında fazla bile. Çünkü 14'ten 17'ye kadar tüm kamplarda gelen hepsinde kaleciler var. bir maç oynuyordu. Bir de kaleci olarak sonradan oyuna dahil olma şansınız yok. Tabii. Geldiğiniz zaman doğru, bak, sadece bir maç oynuyorsunuz. Bir soruyu iki şıklı soracağım. Arkasında en rahat ettiğin savunmacı kim? Bir de
Fenerbahçe'den sorayım. Abi ah be, tarihte şu adamların arkasında keşke ben oynasam dediğiniz stoperler kim olur? İki göbek olarak soruyorum. Fenerbahçe tarihinden mi söyleyeyim? Önce Fenerbahçe tarihinden, sonra kendi oynadıklarından söyle. Ben Kim Min-jae ve Serdar Aziz'e çok rahattım. Özellikle Serdar abiyle maç içinde iletişim, onun babacan karakteri diyeyim, konuşması, iletişimi benim için çok... O da Bursalı olduğu için her şeyi çok bilir değil mi? Çok, hakikaten bize de çok desteği olmuştur. Onunla oynamaktan çok rahattım. Fenerbahçe tarihinde de... Yani ister miydin atıyorum Lugano'yla, Lugano'yla oynamak isterdim. Eyvallah. Peki Westerlo ile ilgili bu sene niye olmadığını merak ediyorum. Onların tercihi mi? Senin yani bir daha bir iletişim oldu mu? Ya tabii Hasan abiyle sürekli, Başkan Oktay Bey'le, Oktay Ercan'la da sürekli iletişim halindeyiz. Benim için başkan gibi değil, abi gibiler. Hepsiyle sürekli konuşuyoruz. Fenerbahçe döneminde de çok konuştuk. Tabii onların da bu sezon farklı bir hedefleri var. Üst lige çıktılar. Sinan Bolat'la anlaştılar. Hasan abiyle de çok konuştuk, görüştük. Tecrübeli bir kaleci olarak Sinan Bolat'ı tercih ettiler. Dediğim gibi tabii ki de olabilirdi. Ama bizim böyle bir karar verdiğimiz zaman bizim için en doğru olanı seçmemiz gerekiyordu. Oynayıp gelişebileceğimiz bir yer. Sinan Bolat gibi tecrübeli bir kalecinin arkasında oturmak da doğru olmayacaktı. Fenerbahçe tarihinde ikonik karakterlerle çalıştın, oynadın. Erol Hoca galiba bir tek onların arasında yok. Erol Hoca'yla hiç temasın olmadı. Ersun Hoca'yla çalıştın. Koku'yla çalıştın. Mesut Özil'le oynadın. Emre Belözoğlu'yla oynadın, çalıştın. İsmail Kartal'la çalıştın. Ben bizim mesleğe hep şükrederim. Çocukluk kahramanlarımla yan yana olmak konusunda. Sen de öyle işler hissettin mi? Yani çocukluk kahramanındır muhtemelen Emre Belözoğlu değil mi? Yani 14 yaşında 2013-14'te Fenerbahçe şampiyon olmuştu. Emre Hoca aynı şekilde öyleydi ama benim için kaleciliğe başlamamla da, futbolu izlememle de Volkan abi, Volkan Demirel bambaşka bir etkendi. Yani ilk Fenerbahçe transfer olduğum günü hatırlıyorum, onunla tanıştığım günü. Rüya gibiydi. Hep böyle evde salonda böyle kurtarış yaptıktan sonra Volkan diye bağırıp sevincini yaptığımız bir oyuncuyla birlikte antrenman yapabilmek, dışarıda yemek yiyebilmek, vakit geçirebilmek bambaşka bir duyguydu benim için. Ya gelmiş geçmiş günler ama 5. yıl olduğu için herhalde zaman aşımına girdi, sorabilirim. Seni de zorunlu bırakmak istemiyorum. Koku'yla devam edilebilir miydi? Edilemezdi. Bence o dönem verilebilecek en doğru karar verildi. Hem hocanın kendi stili adına, hem Fenerbahçe'nin geleceği adına. Avrupalı, özellikle Hollanda'da çalışmış, daha çok nasıl söylesem baskı olmayan bir ortamda alışmış bir hoca için Fenerbahçe doğru tercih değildi. Erken bir ayrılık oldu. Bence olması gereken şekilde de oldu. Çok iyi bir insandı. Hiçbir kötülüğünü görmedik ama tabii ki de doğrusal olarak bakarsak bence doğru bir karardı. Senin Fenerbahçe kariyerine baktığım zaman gördüğüm en mutlu olduğunu tahmin ettiğim maçlardan biri de herhalde, seninle alakası yok konunun, Antwerp maçı değil mi? Evet. Bu kadar lezzetli bir maç başlangıcı ve güzel goller. Antwerp maçı çok güzel geçmedi mi? Yani bilmiyorum, senin performansı hatırlamıyorum. Fenerbahçe o kadar önde iyiydi ki. Benim ilk maçımdı Altay sakatlığından sonra. Konya'da girdim. Ondan sonraki, yanlış hatırlamıyorsam, Antwerp maçıydı. Mert Hakan'ın coştuğu maç. Evet. Tabii ilk maç 2-2 berabere bitmişti. Ben de tanıyorum Antwerp Belçika'da oynamış. Çok disiplinli, özellikle deplasmanla oynayacağımız için zor bir maç olacaktı. Ama gerçekten inanılmaz bir maça başladık. İşte İrfan Can, Mert Hakan, Berisha'nın o golü. Yaptılar abi. Muhteşem bir maç oynadık. O yüzden sen hatırlamamıştın. Evet, bana da çok iş düşmemişti. Hatta o maçta ilk kaptanlık pazumanlığını taktığım maçtı. Daha sonra oyundan çıkanlarla birlikte kaptan ben olmuştum. Ve sonra bir biten Frankfurt maçı sonrasında Frankfurt'un sonra neler yaptığını gördük zaten değil mi? Evet. Peki boşlukta kendini nasıl antrenman ediyorsun? Yani son resmi maçını, son resmi idmanı değil mi? Mayıs sonunda yaptıktan sonra, Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra yaklaşık 3 ay ne yaptın? Nasıl idman ediyorsun kendini? Ya tabii İzmir'deydim bu döneme kadar. Tabii ki de tatilimi yaptım. Ondan sonra kendime özel hoca tuttum. Hem fitness için hem de saha antrenmanlar için. İzmir'de bir saha kiraladım. Neredeyse yaklaşık 2 aydır sezon başı antrenmanı gibi, kamp gibi sabah akşam çift antrenman yapıyorum. Sabahları fitness'ta, akşamları sahada olmak üzere. Hem fitness hem de kaleci antrenörler. Ama maç oynamıyorsun. Tabii ki de bu bir etken ama daha yeni başladı ligler. Şu an açıkçası kondisyon olarak kendimi bu kadar çok özel antrenman yapmayla birlikte sezon içinden daha hazır hissediyorum. Umarım biz bu kaydı 23 Ağustos'ta yapıyoruz. Kayıt yayınlanana kadar bir takımla yerli yabancı anlaşır. Vardır teklifler diye tahmin ediyorum. Evet. Güzel bir gelecek olur. Son iki sorum. 22 yaşını bitirmiş, 23'e gitmiş bir kardeşimiz olarak
Kalecilikte nelerim abi çok iyidir, benim bunum iyidir ve galiba tamamladım bu işi, bu tarafını tamamladım diyebileceğin neler var? Hiçbir şey yok. Onu söylediğim gün geriye gittiğim gündür bence. Tabii ki de geliştirebilecek çok şeyim var. Ama kendimi birazcık daha modern kaleci olarak görüyorum açıkçası. Daha çok çizgide kurtarış yapan kaleci değil, önde oynayan, yan toplara çıkan, oyun başlatan, geriden oyun kuran kaleci olarak kendimi eğitmeye, geliştirmeye çalışıyorum. Çünkü Avrupa'da da günümüz futbolunda da en önemli etken bu. Kalecilerden beklenen artık bu. Kendimi bu doğrultuda eğitmeye çalışıyorum. Bu konuda da geliştiğimi düşünüyorum. Nelerin kötü abi? Buradan çok yol almam lazım dediğim özelliklerin var mı? Çünkü kalecilik için klasik vardır işte. Yan topta karşı karşıya şöyle durursun, ayağını indirirsin, oyun takibi falan. Nelerin kötü? Ya böyle kötü olarak değerlendireceğim bir şey yok. Ama tabii ki de daha çok karşı karşıya birebir pozisyonlarda daha etkili olabileceğim noktalar var. Onları da çalışıyorum, geliştirmeye çalışıyorum. Birçok konuda söyleyebilirim, hem iyi hem kötü anlamda. Her şeyi de kötü anlamda söyleyebilirim çünkü tam anlamıyla olmuş hiçbir şey yok. Futbolu bıraktığım gün de aynı şeyi söylerim umarım. Halen daha kendimi geliştirmeye açık olurum. O yüzden herhangi bir şey söylemem pek doğru olmaz. Son sorum, Rabona'nın Levent Suyuları'nın kapısının içine Ali Koç geldi. Çocuklara iyi akşamlar dedi. Ali Bey şuradan yürüdü. Ne yaparsın? Çok mutlu olurum. Zaten kendisiyle herhangi kötü hiçbir şeyimiz yok. Hem babamla hem benimle iletişim halen devam ediyor. Daha geçtiğimiz ay mesajlaştık. Bir yüz yüze de görüşmek istiyoruz onunla da. Dediğim gibi benim için çok bambaşka. Ben bugüne kadar tek kötü söz söyleyemeyeceğim nadir insanlardan. Kendisinin gerçekten bana çok büyük etkisi var, emeği var. Fenerbahçe'ye geldiğim ilk zamandan beri gerçekten hiçbir zaman bir futbolcu gibi hissetmedim kendimi onunla birlikteyken. Hep bir abi baba gibi oldu. Hatta Galatasaray derbisinden şöyle bir anımız var. Anlatayım. Tesislere gelmişti Galatasaray derbisinden önce. Ben de fitness'taydım. Bir selamlaştık. Baban geliyor mu maça dedi. Babamla da tanışıyorlar maçlara, hep gelir babam. Yok dedim, başkanım nasıl gelsin Türk Telekom Arena'ya oraya. İstiyor musun dedi. İsterim başkanım dedim. Nasıl yani dedi. İsterim başkanım dedim, gelsin. E dedi, ya kötü geçerse dedi, hiç dedi, çekinmiyor musun dedi kaç bin kişinin önünde. Başkanım dedim, hayatta benim böyle bir fırsat bir ya da iki kez elime gelir Türk Telekom Arena'nda hayalini kurduğum yerde oynamak. İyi de geçse kötü de geçse izlemesini isterim beni orada dedim. Çok etkilemişti onu. Tamam dedi, ben ayarlayacağım. Babamla birlikte konuşmuşlardı, maça da birlikte gitmişlerdi Türk Telekom Arena'da. İşte bahsettiğim bu ufak detaylar aslında biz oyuncular için çok önemli şeyler. Onun bana güvenmesi, bana destek olması benim hayatımda çok özel bir yeri var. Dedim, Fenerbahçe başkanı olmasının ötesinde bir anlam da Türkiye için ifade ettiği için daha başka bir şey. Çok teşekkür ederim ama ben son dedim. İrfan Can'ın yeri bir hafta Doğan Alemdar'ı unuttum az önce sorma. İrfan Can senin yerine geldi. Onunla ilgili değerlendirmeni Fenerbahçe dışına yapmanı istiyorum. Bir de Doğan Alemdar da öyle ya da böyle bizi temsil ediyor çocukcağız. Ne diyorsun ikisiyle ilgili? Vallahi Doğan için çok mutluyum. Kayseri'den Renat Ransaroğlu, hatta geçtiğimiz maç penaltı kurtardı. Gurur duyuyoruz. İrfan Can'la jenerasyonunuz yakın. İrfan'la da milli takımla birlikte olarak çok yakın arkadaşımdır. Çok severim kendisini. Hem Adana'da takip ediyordum. Onun için çok mutlu oldum. Böyle bir büyük bir camiada oynaması için. İnşallah onun için de en güzel şeyler olacak. Onun için en iyisini diliyorum. Doğan için de bence tüm Türk genç kalecilerin örnek olması gereken bir şey yaptı. Aynısını inşallah Uğurcan da, Altay da, Ersin de yapabilir. İnşallah biz de yapabiliriz. Çok genç yaşında Fransa'da Lig 1'de bir kulübe transfer oldu. O cesareti gösterdi. Kayseri'den işte Fenerbahçe'ye, Galatasaray'a, Beşiktaş'a da gidebilirdi. Birçok da isteğinin vardı ama o tercihini yurt dışından yana kullandı. Bugün oynuyor Lig 1'de. Paris Saint-Germain'e karşı oynadı. Geçtiğimiz gün penaltı kurtardı. İnşallah çok güzel bir kariyer olur. Arkadaşlar, Berke Özer'le birlikteydik. Berke, çok teşekkür ediyorum. Öncelikle teşekkür kendini çok doğru ifade edebildiğin için. Çünkü futbolcularımızla, kusura bakmasınlar, pek çoğunda böyle bir sıkıntı söz konusu ama sen az önce sözünü ettiğim gibi ne kalıbını bile doğru olumlu bitirebilen bir kardeşimiz olarak son cümleler senin olsun. Kariyer, gelecek, planların. Bizim gönlümüz seninle beraber. Sen çok kıymetli bir kalecisin. Her şeyden evvel çok iyi bir insansın. Anana babana buradan saygı, sevgi, hürmet. Çok iyi bir çocuk yetiştirmişler. Önce insan olmuşsun altın orunda. Sonra kaleci, sonra star. Söz sende. Vallahi abi çok teşekkür ederiz bizi burada ağırladığın için. Seninle görüşebilmek tekrardan uzun zaman olmuştu. Çok büyük bir mutluluktu. Bize de bu fırsatı verdiğin için çok teşekkür ediyorum. Kariyer. Nereye gitmek istiyorsun? Yani takım olarak değil. Berke'nin kariyeri.
İnşallah Avrupa'da uzun bir kariyer istiyoruz. Kendimizi geliştirebileceğimiz, fırsat bulabileceğimiz, Avrupa kültürüyle yetişebileceğimiz. Bu doğrultuda da çalışıyoruz. İnşallah en güzel şeyler olacak. Eyvallah. Arkadaşlar, Berke Özer'i Ramona'da misafir ettik. Çok kıymetli bir konuğumuzdu, arkadaşımızdı, kardeşimizdi. Ramona'da röportajlarımız devam edecek. Görüşmek üzere. Sevgiler, saygılar. Hoşçakalınız.